Bizim Elazığ'daki tarihi tanıtım yetersiz olduğu için gelenler Tunceli ve civar yerlerdeki tarihi meskenleri geziyorlar. Yani otelimizde sadece konaklıyorlar. Buna çok üzüldüm. Daha önce de biliyordum. Birçok tartışmalar, bir eleştirilere sebep olan turizmimizin, Elazığ'daki tarihi ve kültürel yapılarımızın tanıtımında ciddi bir sorun olduğunu görüyorum. Yani ciddi bir tanıtım organizasyonunun yapılması gerekir. Hatta bunun bir örneğini kendim bizzat yaşıyorum. O da şudur. Maden, biliyorsunuz, ilçede bir tarihi köprü var. Bu tarihi köprümüz oradaki şirketin yapmış olduğu usulüne uygun olmayan çalışmalar sonucu heyelana sebep olmuş ve yıkılmasına neden olmuştur. Bu benim söylediğim bir şey değil. AFAD'ın raporları bunu tescil ediyor. Ben hatta bu tarihi köprü karayollarının uhdesinde olduğu için karayollarıyla sürekli yazışma halindeyim. En son buradan, tabii kusura bakmasınlar, eleştirmek zorundayım. Tarihi köprümüz karayollarının uhdesinde, bütün mücadeleler, yazışmalar sonucunda bana 26 Ağustos 2022 tarihinde Karayolları Bölge Müdürü'nün yazmış olduğu bir cevap var ve sonuçta diyor ki, kardeşim, bu konuda sizin muhatabınız, ben soruyorum tabii, diyorum ki, kardeşim, bu yıkıma sebep olan, tarihimizi yok eden bu şirket üzerinde herhangi bir yasal işlem yaptınız mı, diyorum. Bunu iki sefer üst üste söylüyorum. Hep dolambaçlı yollardan gidiyorlar. Ve en sonunda bana diyor ki, kardeşim, diyor, senin muhatabın bu konuda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarıdır, diyor. Ben anlayamıyorum. Yani siz diyelim ki bir evin sahibisiniz. Evinizi birileri yıkıyor. Bunun sorumluluğunu bir başka kuruma atıyorsunuz. Örneğin sigorta şirketi, kardeşim, o iş sigorta şirketinin işidir. Böyle bir şey olmaz. Buradan ilgili kurum yöneticilerini bu kaçamak cevaplarından dolayı kınıyorum. Bu tarihi yapı sadece bizim değil, geleceğimizindir bunlar. Çocuklarımıza devredebileceğimiz önemli miraslardır bunlar. Yoksa sabah arkadaşımla sohbet ettiğim gibi yine bu tarihi yapılara sahip çıkılmaması halinde Elazığ sadece konaklama merkezi olacak. Niye turizm merkezi olmasın? Dolayısıyla ben bu konuda ilgili görevlileri göreve davet ediyorum. Yani size ait olan bu şey için yasal işlemi başlatmanızı ivedilikle istirham ediyorum. Eğer yapmazsanız o zaman bu sefer şey geliyor. Yani paydaşlar mafya devlet mi oldu sorusunun cevabını aramaya başlıyoruz. Sayın Rıfat Serdaroğlu'nun çok güzel bir lafı var. Diyor ki, mafya devlet, devlet mafya oldu. Aynı örneğini biz Elazığ'da bu iki örnekte yaşamış durumdayız. Onun için ilgilileri göreve davet ediyoruz. Bu hiç kimse, hiçbir şirket bizim tarihi yapımızın üstünde değildir. Varsa bir sorumluluğu, sorumlunun gereğinin yerine getirilmesini hemşerilerimin şahsında ilgililerden özellikle istirham ediyorum. Ha, biz bu işi bırakacak mıyız? Hayır, bu işi sonuna kadar götüreceğiz ama bizimle pimpon topuyla oynar gibi oynamayın. Sorumluluklarınızı lütfen üstleniniz ve Elazığ'ımızın bu tarihi eserlerini, tarihi yapılarını yine Elazığ'ımıza kazandırmanızı bekliyorum.